Şimdi Sayın Başkan Trabzon'umuza elinden geldiği kadar destek yapıyor, bir şeyler yapıyor. Oluyor da yani en azından Marat Caddesi'nin işte şu caddeyi bugüne kadar kimse cesaret edip kapatamadı ama helal olsun. STK'larla beraber, sivil toplum örgütlerinden beraber bu işi çözdüler. Allah razı olsun diyelim. Bizim en büyük sıkıntımız ulaşım. Yani tamam burayı kapattık çok iyi. Ama şuraya bir bakın ya Allah aşkına ya. Öyle bir durak yeri olmaz. Meydana yakışmıyor. Yani bana göre hiç yakışmıyor. Daha altta daha çözüm olacak yerler var mı? Var bana göre. Sayın Başkan da onları bilir, bizden daha iyi bilir. İnşallah o şekilde onları çözebilir diye düşünüyorum. Yani başkanın mesela vizyon projelerinden Maraş Caddesi, Kahramanmaraş Caddesi. Bunun araç trafiğini arındırılıp yaya trafiğini olumlu buluyorsunuz. Yani ben olumlu buluyorum. Bir sürede tamamladılar. Tabii ki yani kısa bir sürede de tamamladılar bu. Caddemiz güzel oldu. Şimdi uzun sokağa insanlar sığmıyordu. Rahat rahat şimdi herkes her iki tarafta da yürüyor, geziyor. Yani netice itibariyle Trabzon'umuza yapılan kim bir taş üst üste koyarsa Trabzon'umuz için biz ona minnettarız. Yani yeter ki yapsınlar. Ben parti burada ayırmıyorum. Ben hayatımda AK Parti'ye oy verdiğim yoktur. Ama şimdi eğri eğri doğruya doğru demek gerek diye düşünüyorum. Ben hepsinden çok memnunum. Şikayetim yok. Sadece onlardan isteğim benim şey olur. Bu kadro alımlarında gerçekten çalışanlara kadro verilmesin. Ben mesela temizlik işçisiyim. Ben yaptığım işlerden gurur duyuyorum ama kadro alamıyorum. 9 ay çalışacaksın, 2 sene yatacaksın evde. Ben bunu istemiyorum. Benim 2 tane çocuğum var. Onlara güzel bir gelecek hazırlamak için sadece kadrolu bir iş istiyorum. Bunun için bir el atsınlar, yardımcı olsunlar. Ben bizzat kendisine de gideceğim Murat Zorluoğlu'nun. Onun haricinde altyapıymış, yolmuş, ben hepsinden memnunum. Bir şikayetim yok. Ben 20 yıldır da liderimiz zaten başımızda. Yolda, dolmuşta, otobüste hiçbirinden şikayetim yok. 10 dakikada bir geliyor. Boztepe'de oturuyorum. Piknik alanında 10 dakikada bir gelip gidiyor vesaireler. Hiçbir şekilde şikayetim yok. Çok memnunum. Ama sadece çocuklarıma iyi bir gelecek hazırlayabilmek için ben sadece sürekli bir iş istiyorum. Bugün üniversite mesela o kadar üniversiteli çocuklar var ki ben onlara üzülüyorum. Niye atanamıyorlar? O zaman niye memnun olacaksın abla? Bak ama ben temizlikçiyim. Ama memnun demiyor musun şikayetim? Hayır bak ben kendim temizlikçiyim dedim. Ben bu 20 yıldır diyorsun başımızda diyorsun. Gözükü çocuklarına diyorsun düzgün bir iş bulamıyorum diyorsun. Ben çocuğum kaç yaşında kardeşim ne konuşuyorsun ya? Belki hayır ben temizlikçiyim. Ben ilkokul mezunuyum. Neyi konuşuyorsun ya? Adam üniversite okumuş bak benim yanımda üniversiteli temizlik işi yapmak isteyen ya çocuk diyor ki üniversiteliyim ben abla diyor ben diyor üniversite mezunuyum diyor atanamıyorum diyor sen oradan dinlemeden atlamayacaksın. Dinlemeyi bil ondan sonra. Adam üniversite okumuşum diyor kız diyor üniversite okumuşum atanamıyorum ben onlara üzülüyorum bak benimle çok farklılar niye ben ilkokul mezunuyum bak ben ne diyorum benim işim temizliktir. Okuldakiler pisletir, ben temizlerim değil mi? Ben sadece 9 ay çalışıp 3 ay yatmak istemiyorum diyorum. Niye? Benim çocuğum 2. sınıfa gidiyor. Benim oğlum 7. sınıfa geçmiş. Ben sadece diyorum ki, tamam ben ne diyorum? Bak üniversiteliyim demiyorum. Bugün ben temizlik işi diyorum. Temizlik için diyorum ben 9 ay çalışıp 3 ay evde oturmak istemiyorum diyorum. Ondan sonra 2 sene beklemek zorundasın. Niye iş çıkmıyor? Ben kendi adıma konuşuyorum. Ha üniversitelere çok üzülüyorum. Niye atanamıyorlar? Yanımda bu sene çalışan bir sürü üniversiteli özel öğreticiler vardı. Abla diyor benim zoruma giden diyor. Ben okumuşum, emek vermişim. Atanamıyorum ama başkası atanıyor diyor. Ya bunlara el koyulsun. Ben sadece bunları söylüyorum. Yani memnun olmadığımız şeyler de var. Örneğin altyapı çalışmalarında kanallar açılıyor. Asfaltlama çalışmaları oluyor. Eskiye dönüş çok zaman alıyor. O çukurlar kolay kapatılmıyor. Biraz daha ivedilikli olsa daha memnun oluruz. Ama şu Maraş Caddesi'nin yeni şekli çok memnun etti bizi yani. Takdir etmek lazım. Bazı vatandaşlar tarafından gereksiz fuzuli olarak bulunuyor. Siz bunu daha nasıl değerlendirirsiniz? Valla neyi fuzuli bulunuyor? İstanbul'da böyle geniş mekanlar çok fazla var. İnsanların oturabileceği
banklar var. Ağaçlandırılmış. Yenisi bu. Birkaç sene sonra buranın değeri daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum ben. Valla ben olumlu buluyorum. Yani araç trafiğinden de ziyade yayalaştırılması bu konuda vatandaşa kesinlikle daha mı olur? Kesinlikle çok mantıklı. Yayaların da rahat dolaşabileceği alanlar olmalı. Biz de vatandaş olarak bu devrede belediyeye vergi ödüyoruz. Kaldırımları araba park etsin istemiyoruz. Oradan biz yürüyelim. Ben çok fazla görmedim yaptığını. Ben Araklılıyım. Benim köyümde hiçbir şey görmedim ben. Yani hiçbir yatırım yaptığını görmedim. Hala Araklı'nın Yeşil Köyü'nün bundan iki sene önce orada bir altyapı yapıldı. Su geldi bize. O suyun hala da şeyleri orada, o açılan kanalları duruyor. Asfaltlanmadı. Duruyor. Ya bir küçük az bir yerini yaptılar yani ama ya o da Büyükşehir Belediyesi'nden değil. Onu da söyleyeyim yani. Büyükşehir Belediyesi'nden değil. O da öyle bir yerden geldi. Şu anda şunu söyleyeyim. Trabzon'a şu an bir şeyler yapıyor burada. Yani şurası çok güzel. Bura hoşuma gitti. Gidiyor. Yine tekrar girerse ben buna oy vermem. Ama diğerlerine bak. Vermene gerek yok. O zaten kazanacak. O ayrı da. O parti kazandırabilir onu. O normaldir. Partiden kazanır. Ona bir şey diyemem ama sen ben burada Ben Murat Zorluoğlu'na oy vermem. Ha diğer partilere verir miyim adayları? Onlara da vermem. Onu da diyeyim. Değişik birisi çıkarsa veririm. Bu partiden değişik biri çıkarsa veririm. Gidiyoruz, her yere gidiyoruz. Arkadaşın gibi. Kebze'de duruyor. Hayır, ben Kebze'de. Ben Trabzonluyum. Öyle mi? Ben Trabzonluyum. Şu değişikliği. Ben razıyorsun yani. Bak şu değişikliği insan gördüğü zaman bunu engel edemez yani. Ne niye ne gördün ya? Ya şuradan yana gitmiyor musun? Tamam, ne olacak ya? Meyve mi dikecektiler sana? Ne? Ne görmek istiyorsun? Ha bu beton mu yeniliği? Beton mu? Abi bu da senin. Beton yeniliği mi şu beton? Çalışacaksın, yiyeceksin. Burada kafana su paralarını beton yapacak. Ne vereceksin? Ne çalışacaksın? Ne demek çalışacağım? 10 bin lira maaş adam çalışmıyor şimdi. Ne diyorsun? Adam bulamıyorum. Ben. İş adamıyım, Adam bulamıyorum. Ben geleceğim 10 bin lira ver bana. Ne yapacağım? Hangi sektör? Hangi sektör? Senin işin değil. Öyle değil. Anladın mı sen? Onu öyle diyorsun. Arkanı dön bak kimseyi bulamazsın. Dön şu çocuğa. Bak geldim. 10 bin lira maaşla bak Kütahya'da. 10 bin lira maaşla adam bulamıyorum. Ne? Tamam. Ne işi? İnşaat işi. Her türlü iş. Tamam gel. Gidelim hadi kutlayalım. Tamam gel. Söz mü? Gün söz. Geleceğim kütahya'ya geldim. Tamam. Dur gel ha. Yarın pazartesi gidiyoruz gel. Ver numaranı abi. Yaz. Ver. Bunu yapmayın ya. Adam bulamıyoruz. Bayrama geldik adam yok. Yok kardeşim ya o konuşuyorlar. 15 bin liraya geliyor mesela lan maaşları. Verdik ya iş kura her yer iş kura. Abi iş kura. Ya 0532. Ara beni gel. Kütahyalısın değil mi? He 10 kişi el gel. 10 kişi de. Adilik sende. Gitmesen adilik sende. Ya bırakın ya. 24. Kaç? 324. Biz bu ülkede yaşıyoruz ya. Bu ne oğlum ya? Söylesene abi 324. Şu anda o kadar iş var ki çalışan yok. Millet hep geziyor burada. Bak görüyor musun? Abi ben de inşaat ustasıyım. Abi şimdi ben hazır inşaat sektörünü kimse beğenmiyor. Yalnız. Abi, bak, yalan diyor adam. Ya gördüm. Şöyle bir şey. Onun o yalan onundur. Arkadaşlar şunu unutmamak lazım. Türkiye'de nasıl 15 Temmuz'da bir birlik beraberlik hepimiz bu şuraya geldi. O kahpe FETÖ'cülerin yakalanması veyahut da yapacak olduğu darbeyi engellemek için şu anda ülkemiz içte içte o bizi çek. Buranın hamalı ne? Hamal vermişsin oğlum. Anlamadım. Ya. Koca ye ne? Gelmiş Bayburt'ta 50 sene oldu. Olsun. Onlar buranın yerleridir. Dur az dur abi dur. Abi dur mübarek. Stop. Atatürk'ü. Erbakan'ı kurduğu bütün fabrikalar satıldı. Neyin hesabı yapıyorsun? Anlamadın. Ya bir tane fabrika kurdu mu bu hükümet ya? İstanbul'da üniversite yok. Hoca ne diyor? Ben kanaldı bu. Basın. Şimdi herkes bağırıyor, duymuyorsun.
Onu şeyler başa 5,5 lira alıyorum. 7,000 lira istiyorlar kira İstanbul'da. Nasıl olur? 7,000 lira kira istiyorlar. Benim teknik üniversitesinde okuyor İstanbul'da. Çocuğum. Türkiye'ye. Nasıl ben onu geçindireyim? 5,5 lira maaş alıyorum. Nasıl geçindireceğim? Suriye'de ne işimiz var diyenler? Buralar içerisine gelmiyor. Vallahi Hatay'dan çıkmışlar. Hatay'dan. Vallahi diyorum.